Ben de arkadaşlar, muhalif anlayışın düştüğü zelil hali dikkatinize sunmak için buradayım. Nedir o? Bütün dünya ile, dünyanın gıpta ile takip ettiği İHA'lar, SİHA'lar, dünyaya imzamızı, Türk'ün imzasını, Türkiye'nin imzasını attığımız, gökyüzünde şahikalar oluşturduğumuz bir hali muhalif anlayış maalesef tenkit ediyor arkadaşlar. Bir gazeteci, ara ara burada serzenişte ben bulunuyorum. Basın mensubu olduğum için, gazeteci olduğum için özellikle de mensubiyet duygusuyla altını çizdiğim, yerli olalım, milli olalım, yazdıklarımıza, efendim çizdiklerimize dikkat kesilelim, dikkat edelim diye kayıt düştüğüm hale bir daha vurgu yapacağım. Bakın, bir televizyonda uzun yıllardır yayıncılık da yapan bir isim İHA'ları, SİHA'ları planöre benzetiyor. Bunlardan bir şey olmaz filan diyor. Hazımsızlık, çekememezlik, efendim. Bir de demek ki zihin haritalarında Türkiye'nin mesafe almasına dönük bir tepki var ki şimdi aşikar ediyorlar. Eğer o planöre benzettiğiniz İHA'lar, SİHA'lar olmasaydı 30 yıllık efendim esaret Karabağ'da son bulmazdı. Öyle değil mi arkadaşlar? Hazımsızlık buradan aslında zaten. Ve birisi, bir siyasi partinin genel başkanı, aslında o altılı masayı yandan yöreden destekleyen, kenardan bunların yoldaşı olan, arkadaşı olan bir isim de ne diyor? İHA'lar, SİHA'lar efendim satılmasın, satışları engellensin. Niye? Savaşı efendim cazip hale getiriyormuş, savaş zemini oluşturuyormuş. Onun ifadesi bu. Oysa İHA'lar, SİHA'lar mazlum milletler için bir umut oldu. Dünyanın başına tebelleş olmuş, vicdansız, imansız, mazlumları yok etmeye yönelik anlayış için bir umut ışığı, bir efendim çıkış yolu oldu İHA'lar, SİHA'lar. Ve inşallah Selçuk Bayraktar Bey'in ifadesi çok yerinde, onun ifadesiyle söylüyorum ki yakın zamanda insansız savaş uçaklarımız olacak Allah'ın izniyle. Bundan sonra istedikleri gibi at koşturamayacaklar. O müstebitler, o milletin başına efendim musallat olmuş zalimler. O yüzden de içerideki uzantıları, Türkiye'nin içinde bulunan uzantıları ki bunlar kendilerini, sözüm ona, yeri geldiğinde sosyal demokrat diye tarif ediyorlar. Sözüm ona efendim kapitalist karşıtı gibi tanımlandırıyorlar. Oysa hakikat şu arkadaşlar, gerçek şu ki bunlar kapitalist anlayışın tam da buradaki efendim truvaatları. Çok net söylüyoruz. Ve aşikar oluyor bunlar. Allah'ın izniyle bunlar ne derlerse desinler. Savunma sanayinde aldığımız mesafe sadece Türkiye'mizi değil arkadaşlar. Sadece Türk dünyasını değil. Sadece ümmet coğrafyasını değil. Bütün bir mazlum dünyayı çok daha rahatlatacak, çok daha ferah feza bir hale getirecek. Bakın arkadaşlar, biz ara ara ben burada söylüyorum. Gelmeden önce, yani bundan 20 küsür sene önce Türkiye yokluğa, efendim bir umutsuzluğa, öylesine bir girdaba kapılmışken biz neler yaptık arkadaşlar? 2002'de geldik. HDP'nin Erzurum'da en çok oy aldığı, dahasını söyleyeyim arkadaşlar, sadece Erzurum'da değil, bütün Türkiye satında %98,5 gibi bir oyla ikinci sırada oy aldığı Karayazı ilçemizde, bugün 2009 yılında değme şehirlerde olmayan bir hastane açmışız. Bugün açmışız. Biz böyle bakıyoruz hadiseye. İnsana hizmet, insan hayatını kolaylaştırmak için ne yapılabilir, bunun gayretinde olmuşuz biz. Bunları hayata yansıtmışız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın hayata yansıttığı bir yaklaşım var. Herkes biliyor. Yakın çevresi ki çok daha yakından biliyoruz. Özellikle insanı rahatsız edecek, sıhhatine dönük efendim olumsuzluk oluşturacak içkiydi, sigaraydı, bunların önüne geçebilmek için tabii ki hukuki çerçevede, tabii ki ikna yoluyla bir gayreti var. Buna dönük de bir kurumsal yapımız var arkadaşlar. 1920 yılında ihdas edilmiş, kurulmuş bir yapı. 1920 yılında bugün kurulmuş. Yani 5 Mart'ta kurulmuş. Nedir o? Yeşilay.
Biz bunları çok daha böyle geliştirmek, serpiştirmek, çok daha özel hale getirmek ve insanları huzurlu, mutlu kılmak için gayret ederken, öbür tarafta sözüm ona efendim insancılmış gibi yaklaşım gösterip hakikatte insana düşmanlık yapan siyasi anlayış, işte İHA'ları, SİHA'ları ad ederek bir düşmanlığını aşikar ediyor. Bunları milletimiz de görüyor. Allah'ın izniyle arkadaşlar, bu yaşananlar, biraz önce Yavuz Bey çok tafsilatıyla anlattı bir takım gelişmeleri. Milletimiz bunların hepsinin farkında. Sayın Cumhurbaşkanımızı kime benzettiğini milletimiz çok iyi biliyor ve onun için de en zirve noktaya koymuş durumda. 2023'e şunun şurasında bir yıl kaldı. Bir sene sonra bunlar boylarının ölçüsünü alacaklar. Görecekler ki 20 yıldır bir teviye atılan demokrasi tokatı bir daha gelecek bunlara ve bu defa yerlerinden de kalkamayacaklar inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Soru varsa alırım.